Allah Azze ve Celle varlığı yarattığı zaman varlığa emaneti arz etti. Yani tevhidi ve tevhidin hukukunu muhafaza etmeyi, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözetmeyi, Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları davet etme vazifesini Allah Azze ve Celle önce dağlara, yere ve göğe sundu. Diyor ki Rabbimiz, اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Biz emaneti, yani İslam'ı yaşama ve yaşatma vazifesini göklere sunduk, yerlere sunduk, dağlara sunduk. Fakat onlar bunu yüklenmek istemediler ve bu emaneti omuzlarına almaktan korktular. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Lakin insan bu emaneti yüklendi. Ben bu emaneti yüklenebilirim dedi. İnsan cahil ve insan zalimdir diyor Allah Azze ve Celle. Bu emaneti yüklendikten sonra insanlar Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresinin son ayetinde belirttiğine göre üç kısma ayrıldılar. Bir, bu emaneti zahiren kabul etmiş gibi görünüp de fakat bu emanetin ağırlığını omuzlarında taşımayınca yan çizen münafıklar. İki, bu emaneti baştan reddeden ve fıtratı bozan Allah'a şirk koşan müşrikler. Üç, Allah'ın dininde adam olan Allah'ın erkekler dediği ve bu emanetin hakkını veren müminler. Allah Azze ve Celle diyor ki emaneti arz ettiğini anlattıktan sonra لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Allah bu emaneti niye arz etmiştir? Niye emaneti insanlara sunmuştur? Müşrik erkek ve kadınlara, münafık erkek ve kadınlara azap etmek için. وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mü'min erkekler ve mü'min kadınları da tövbeye muvaffak kılsın. Onların günahlarını bağışlasın diye Allah Azze ve Celle bu emaneti sunmuştur. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafurdur, Allah rahimdir. Kıymetli kardeşlerim, bizler Rabbimizin emrine icabet edip de bu emaneti yüklenen ve bu emanetin hakkını vermek için çalışan Müslümanlarız inşallah. Lakin bizim Rabbimiz Müslümanların yaptıkları amellerin boşa gitmesini, semeresiz olmasını, sonuçsuz olmasını, yıllarca çalışıp çalışıp ortaya hiçbir neticenin çıkmamasını Allah Azze ve Celle Müslümanlardan böyle amel istemiyor. Bilakis Allah istiyor ki bu emaneti yüklenen insanlar yeryüzünün varisi olsunlar. Yeryüzünün özlem duyduğu selameti, emaneti, adaleti yeryüzüne getirsinler. İnsanların gözyaşlarını dindirsinler. İnsanları merhametle tanıştırsınlar. Mazlumun hakkını zalimden çekip alıp zalime gereken dersi versinler. Allah böyle Müslümanlar görmek istiyor yeryüzünde. Biliyorsunuz bugün maalesef bir mustazaflık edebiyatıdır almış başını gidiyor. Sanki Allah bu ümmetin ahir zamana, kıyamete kadar hep garipler olmasını istemiş. Sanki Allah bu ümmetin hep mustazaf olmasını istemiş. Sanki Allah bu ümmetin hep ezilmesini istemiş. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Evet, gariplik bizim kaderimizde var. Mustazaflık bizim kaderimizde var. Lakin bu garipliği ve mustazaflığı def etmek de bizim elimizdedir. Allah Azze ve Celle şeriatta bunun yolunu bize göstermiştir. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِس۪ينَ Biz yeryüzünde firavunlar tarafından zayıf bırakılmış insanlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları yeryüzünün imamları ve onları yeryüzünün varisleri kılmak istiyoruz. Allah'ın şeriatıyla hükmetsinler. İnsanlara adaleti getirsinler diye onları yeryüzünün varisi kılmak istiyoruz. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Onlara yeryüzünde temkin vermek istiyoruz. İstedikleri gibi hareket edecekleri bir alan vermek istiyoruz. وَنُورِيَ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ Firavuna, Haman'a ve onun askerlerine de müminlerden yana korktukları şeyi tattırmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bizler amel yaparken rastgele amel yapmayacağız. Allah'ın dinine hizmet ederken öylesine Allah'ın dinine hizmet etmeyeceğiz. Yaptıklarımızın karşılığını Allah hem müminlere hem de kafirlere göstermek istediği gibi biz de yaptıklarımızın karşılığını görmek isteyeceğiz. Nahl suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mümin olup da salih amel işleyen
kadın ve erkekler var ya, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz onlara dünyadayken tertemiz bir hayatla onları ihya edeceğiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ahirete gelince yaptıklarının karşılığını onlara en güzel şekilde vereceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah sadece bize çalışın, çabalayın, kıyamet gününde Allah'tan ecrinizi alın. Allah Azze ve Celle bizden bunu istemiyor. Hem kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığını alın diyor Allah Azze ve Celle. Hem de dünyadayken tertemiz bir hayatla diriltilecek olan, tertemiz bir hayatı yaşayacak olan müminlerden olun diyor.